izleyicilerimiz hayırlı akşamlar. Evet, Kanal 5 ekranlarında Haber Avcısı ekibinin hazırladığı haber programı her hafta cuma akşamları saat 21.30'da sizlerin ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Efendim, Haber Avcısı programı Kanal 5 ekranlarında biliyorsunuz 2015'in son aylarında yayına başladı. Ama Haber Avcısı ekibinin hazırlayıp sunduğu program adeta 2015 yılının son aylarına denk gelmesine rağmen son aylarına da damgasını vurdu. Yaptığımız haberler adeta çok konuşulan haberler listesine girdi. Yaptığımız haberlerin arkasından inanın kanalın ve Haber Avcısı ekibinin telefonları kilitlendi. Bunun için hepinize son derece şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. İşte 2015 yılının sonuna damga vuran haberlerin bir değerlendirmesini bu akşam ekranlara getireceğiz. Evet, bir panorama yapacağız. Bakalım 2015'in son aylarında Haber Avcısı kısa bir sürede neleri yapmış, neleri gündeme getirmiş ve şimdiye kadar kimsenin yakasını açmaya bile cesaret edemediği dosyaları nasıl ekranlara getirmiş, az sonra onları göreceksiniz. İşte 2015'in son aylarına damgasını vuran, Türkiye gündemini meşgul eden o dosyaları şimdi ekranlara getiriyoruz. Haber Avcısı Genel Yönetmeni Kerim Akbaş, tarihe yapılan saygısızlığın peşini bırakmıyor. Vatandaşın evine tarihi diye çivi çakılmasına müsaade etmeyenlerin, gözünün önünde tarihi binanın çatısına gecekondu yapanlar hakkında neden sesini çıkarmadıklarını belgeleriyle açıklıyor. Az sonra Haber Avcısı'nda. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birinde yaşanan skandallar zincirini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Müfettişlerin de yakalandığı skandallar belgesini Haber Avcısı programı genel yönetmeni Kerim Akbaş ele geçirdi. Ölüye bile oy kullandıran ve seçim kazanan, hatta sırf harcırah almak için şehit cenazesine katılan ve kendi kendine harcırah yazan bu sivil toplum kuruluşunun başkanı kim? Az sonra Haber Avcısı'nda. İstanbul Şişli Belediyesi'ni hortumlayan şebekenin son marifetlerini Haber Avcısı Genel Yönetmeni Kerim Akbaş belgelerle ortaya çıkardı. Çanakkale şehitlerini alet ederek yolsuzluk yapan şebeke, Şişli Belediyesi'ni nasıl hortumladı? Az sonra Haber Avcısı'nda. Fethullah Gülen öldü mü? Uluslararası istihbarat uzmanı ve Turancılar lideri Kemal Gürpınar'dan ilginç açıklamalar. Az sonra Haber Avcısı'nda. Tüylerinizi diken diken yapacak bir gerçek. Dedim ki. Az sonra Haber Avcısı'nda. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Haber Avcısı ekibi gündeme bir konuyu taşıdı. Evet, Türkiye'de, Türkiye'nin başkentinde, tarihi ulus semtinde birinci derecede sit alanı ilan edilen bir yerin çatısına uyanıklar gecekondu yapmıştı. Bunu haber alan Haber Avcısı ekibi hemen araştırmaya başladı. Baktı ki sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından birinci derecede sit alanı ilan edilen bir tarihi yapının üzerine fütursuzca uyanıklar gecekondu yapmıştı. Haber Avcısı bunları ekranlara taşıdıktan sonra herkes hayretle, aa dedi, ben her gün bu binanın önünden geçiyorum. Allah Allah, nasıl görmedim dedi. Evet, siz görmediniz ama Haber Avcısı ekibinin gözünden kaçmadı. Zaten bizim işimiz haber. Biz haberin peşinde koşar, haberi avlar, ekranlara getiririz. Bakın, vatandaşa tarihi evine, burası birinci derecede sit alanı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından birinci derecede koruma altına alındı,
siz kendi tapulu evinize bile çivi çakamazsınız diyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, kendisine 200 metre mesafedeki tarihi binanın çatısına nasıl gecekondu yapılmasına göz yummuş, gelin hep birlikte görelim. Sevgili seyircilerimiz, şu anda Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Tarihi Ulus semtindeyiz ve şu anda Tarihi İş Bankası'nın önündeyiz. Ancak bu binanın bir özelliği var. Bu bina tarihi olmasına rağmen Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da koruma altına alınmasına rağmen maalesef çatısında kaçak gecekondu var. Haber Avcısı ekibi bu hafta başkent Ankara'da yaşanan ve sizleri şok edecek bir olayı ekranlara taşıyor. Bu garip yapının tarihi binanın çatısında işi ne? Başkent Ankara'da yaşananlara bazen akıl sır ermiyor. Sonunda bunu da yaptılar. Uyanıklar tarihi binanın tepesine gecekondu kondurdular. Görülmüş, duyulmuş şey değil. Vatandaşın tarihi evine çivi çakılmasına müsaade etmeyen Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Ankara'da Tarihi İş Bankası'nın çatısına gecekondu yapılmasına ses çıkartmıyor. Başkentin tarihi semti Ulus'ta, tarihi binanın tepesinde bir gecekondu olduğu hiç dikkatinizi çekti mi? Çankırı Caddesi ile Çam Sokağı'nın kesiştiği köşede İş Bankası'na ait tarihi binanın çatısına hangi amaçla yapıldığı bilinmeyen bir gecekondu kurulmuş. Ne bankanın üst düzey bir yetkilisi müdahale etmiş, ne de kenti yönetenler. Çünkü bu baraka banka yetkililerinin de göz yummasıyla yapılmış. Bu konuda araştırma yapan Haber Avcısı programı Genel Yönetmeni Kerim Akbaş, binanın içinde asansörle çıkılan bu gecekondunun banka çalışanlarına kafeterya ve dinlenme tesisi olarak yapıldığını tespit etti. Elbette buna bir sözümüz yok. Ancak tarihe yapılan saygısızlık ve haksızlığı kim açıklayacak? Onu bilemiyoruz. Bu konu hakkındaki görüşlerini almak istediğimiz banka yöneticileri ise hiçbir sorumuzu yanıtlamadılar. Ankara'nın birçok yerindeki binalara tarihi diyerek tek bir çivi çakılmasına müsaade etmeyen yetkililerin Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sadece 200 metre mesafedeki Tarihi İş Bankası'nın çatısına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu hiçe sayarak gecekondu yapılmasına göz yumanlara karşı ne yapacağını ise merakla bekliyoruz. Hani bizim aklımıza birileri bu işten çıkar sağlıyor gibi şeyler gelmiyor. Ama bu konuya açıklık getirilmezse başkalarının aklına gelebilir. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birinde yaşanan skandallar zincirini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Müfettişlerin de yakalandığı skandallar belgesini Haber Avcısı programı Genel Yönetmeni Kerim Akbaş ele geçirdi. Ölüye bile oy kullandıran ve seçim kazanan, hatta sırf harcırah almak için şehit cenazesine katılan ve kendi kendine harcırah yazan bu sivil toplum kuruluşunun başkanı kim? Az sonra Haber Avcısı'nda. Bu
İstanbul Şişli Belediyesi'ni hortumlayan şebekenin son marifetlerini haber avcısı genel yönetmeni Kerim Akbaş belgelerle ortaya çıkardı. Çanakkale şehitlerini alet ederek yolsuzluk yapan şebeke, Şişli Belediyesi'ni nasıl hortumladı? Az sonra haber avcısında. Fethullah Gülen öldü mü? Uluslararası istihbarat uzmanı ve turancılar lideri Kemal Gürpınar'dan ilginç açıklamalar. Az sonra haber avcısında. Tüylerinizi diken diken yapacak bir gerçek. Dedim ki. Az sonra haber avcısında. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de STK'lar son derece önemli görevler yapıyor. Sivil toplum kuruluşları adeta son yıllarda vatandaşı şaşkına çevirecek işler yapmaya başladı. Efendim işte onlardan bir tanesini haber avcısı ekibi yakaladı. Evet, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından bir tanesinin başkanı öyle işler yapmış ki haber avcısı ekibi bu işleri ortaya çıkarttı ve 2015 yılının son aylarına işte bu haberle damgasını vurdu. Evet, bahsettiğimiz konfederasyon Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. Başında da Bendevi Palandöken var. Peki bu Bendevi Palandöken neler yapmış? Az sonra ekrana getireceğim. Bendevi Palandöken, inanın yaptıklarına ben bile şaşırdım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'lı teröristlerle, PKK'lı şerefsizlerle çarpışırken Allah için, vatan için, bayrak için, sizin için, bizim için, Bendevi Palandöken için toprağa düşmüş, şehit olmuş. Mehmetçiğin cenaze terörüne giderken bile kendi kendine harcırah yazmış. Bunda kalsa iyi. Hatta seçimlerde kendisinin oda başkanlığı olduğu bakkallar ve bayiler esnaf odasının seçimlerinde de 68 tane ölüye oy kullandırmış. Yani mükerrer oy kullanmış. Oy kullanmaya gelenler ortada yok ama ölülerin yerine nedense birileri oy kullanmış. Hatta Bendevi Palandöken'de bu seçimi 42 oy farkla kazanmış. Yani ne demek? 68 tane ölüye oy kullandırmışsınız. 42 tane oy, 42 oyla da seçimi kazanmışsınız. Sonra da Bendevi Palandöken çıkıyor ve diyor ki ben seçimi zaferle kazandım diyor. İşte TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Bendevi Palandöken'in dudak uçuklatan icraatları. Haberi yakalamak, haberin peşinden koşmak, araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Nasıl sivil toplum kuruluşu? Bu nasıl başkan? Burası Türkiye'nin başkenti Ankara. Burası da Türkiye'nin en büyük esnaf ve sivil toplum kuruluşlarından birisi olan TESK. Yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu. Burada yaşananlarsa akıllara durgunluk veriyor. Bu kadarına da pes doğrusu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası seçimlerinde usulsüzlükler yaptığı ortaya çıktı. TESK Başkanı seçimlerde kanun dışı oy kullandırmış. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın genel kurulunda 263 oda üyesi kanun dışı oy kullanırken vefat eden 68 üyenin bilgilerinin de güncellenmediği ortaya çıktı. Skandal aylar sonra ortaya çıktı. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın düzenlediği genel kurulda büyük bir skandal yaşandığı aylar sonra ortaya çıktı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Bendevi Palandöken'in yürüttüğü odanın genel kurulu öncesi, kanun gereği seçimlere katılacak listenin güncellenmesi gerekirken güncellenmediği ve buna bağlı olarak 263 üyenin kanunun istediği şartları taşımadığı halde oy kullandığı belirlendi. Ve skandalda büyük perde. TESK Başkanı Bendevi Palandöken koltuğunu kaptırmamak için ölüye bile oy kullandırmış. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'na gelen ihbarları dikkate alarak bu konuda müfettiş görevlendirdi. Başkanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda 68 kişinin ölü olduğu, yaşamadığı ve dolayısıyla üyelik vasıflarını kaybettikleri halde bilgilerin bilerek güncellenmediği ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in ölülerin yerine de başkalarına oy kullandırdığı ortaya çıktı. Rahmetliye de oy kullandırmış. 68 ölü üye nasıl oy kullandı? Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın yapılan olağan genel kurulu toplantısı öncesinde 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca güncellemelerin yapılmadığı gerçeği ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler neticesinde odanın söz konusu tarihte yapılan genel kurulu öncesi Haziran listesinde yer alan 8307 kişiden 4842 kişinin vergi kaydının silinmiş olduğu, dolayısıyla oda üyelik vasfını kaybettikleri belirtildi. Üyelikleri düşen kişilerden 68'inin ise ölü olması trajikomik bir skandala neden oldu. Ankara Bakkallar Odası gibi Türkiye'nin en büyük odalarından birinin başkanlığını zaferle kazandım. Yapılanlar kanuna aykırı. Odanın genel kurulunda 263 oda üyesinin 5362 sayılı kanunla ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımadığı halde genel kurul listesinde yer aldığı ve oy kullandığı tespit edildi. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu raporunda söz konusu 263 kişiden 9'unun kanunlar çerçevesinde en az 6 ay önceden yapılması zorunlu olan vergi kaydı şartını taşımadığı da ortaya çıktı. Öte yandan 15 kişinin ise esnaf ve sanatkarlık faaliyetleriyle ilgilerinin olmadığı kaydedildi. Odanın genel kurulu sonrası altında 1. İlçe Seçim Kurulu'nun tutanaklarına odanın genel kurulu seçimlerinde yarışan iki liste arasında 42 oy fark bulunduğu da belirlendi. Bendevi'nin seçimi kazanma şekli. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın Mart ayında yapılan genel kurulda trajikomik bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Bendevi Palandöken daha önceki seçimleri de ölülere oy kullandırarak kazandığı iddiaları ortalığı karıştırdı. TESK Başkanlığı görevini de yürüten Bendevi Palandöken'in TESK Oteli'nde ruhsatsız ve izinsiz tadilat yaptığı ve bu yüzden Çankaya Belediyesi tarafından TESK'e 50 bin lira ceza kesildiği ortaya çıktı. Bu para ise esnafın cebinden çıkacak. Daha bitmedi. TESK Başkanı Bendevi'nin yaptığına bak.
Her hafta bir televizyon kanalında gözükmek için adeta can atan, ancak her geçen gün can çekişen esnafın feryatlarına kulak tıkayan TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in söz konusu kendi çıkarları olunca neler yaptığıysa insana pes yedirtecek cinsten. Böyle başkan olur mu? Esnafın feryadına adeta kulaklarını tıkayan, ancak kendi kendisine bile esnafın alın terini harcırah olarak yazan TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in şehit cenazesine giderken bile kendi kendine harcırah yazdığı ortaya çıktı. 3 kuruşa tamah etmiş. Bendevi Palandöken'in Hakkari Dağlıca'da teröristlerce girdiği silahlı çatışmada şehit olan Ervedat Kutlucan'ın Kırıkkale Keskin'de yapılan cenaze törenine TESK'i temsilen katılmak üzere kendi kendine görev yazarak yol dahil bir günlük yurt içi harcırah tutanı olarak 117 lira para alması esnaf çevresinde şok etkisi yarattı. Kendi kendine harcırah yazmış. Haber Avcısı programı Genel Yönetmeni Kerim Akbaş belgelere ulaştı. Belgelerde TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in harcırah aldığı belgenin altında 3 tane imza var. İkisi Bendevi Palandöken'in. Birinci imzanın altında harcırahımı nakden ve tamamen aldım. Bendevi Palandöken. İkinci imzada ise ödeme emrini verenler kısmında yine Bendevi Palandöken'in imzası var. Ve TESK Genel Başkanı yazıyor. Parayı nakden verense TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar. Canı sıkılmış, kendi kendine yurt içi görev yazmış. TESK Başkanı Bendevi Palandöken adeta makam odasında canı sıkılmış, kendi kendine görev yazmış. Bir diğer belgede ise Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu yurt içi görev raporu ve beyannamesi yazıyor. Uyanık TESK Başkanı kendisine yurt içi görev yazmış ve altını kendi imzalamış. O belgede de şehit Ervedat Kutlucan'ın cenaze törenine katılmak üzere günlük Kırıkkale'nin Keskin ilçesine gitmek için beyanname doldurmuş. Sırf harcırah almak için şehit cenazesine katılmış. Şehit cenazesine gitti dediler. Şehit cenazesine gitti dediler. Biz ihmal mi etmişiz? Biz ihmal mi etmişiz? Cenab-ı Allah'ı nasıl aldatacaksın? Cenab-ı Allah'ı nasıl aldatacaksın? TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in bu topraklar için canını seve seve feda eden Mehmetçiğin şehit törenine katılmak için kendi kendine görev yazarak harcırah almasını duyan meslektaşları ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Vay be, ne kadar ayıp, bu ayıp ona yeter de artar bile" dedi. Haber Avcısı'ndan da bir not. Bu ayıp sana yeter de artar bile Bendevi. Haberi yakalamak, haberin peşinden koşmak, araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber Avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Sevgili seyircilerimiz, Haber Avcısı ekibi yine 2015 yılına son derece önemli bir haberle girecek. Geçtiğimiz hafta ekranlara getirmiştim. Evet, Türkiye'de
son derece önemli belediyelerden bir tanesinin yolsuzluğunu ekranlara getirmiştim. Hem de nasıl kılıf uydurduklarını. Bakın, belediyelerde zaman zaman hep haber peşinde koşarken bana ulaşan bilgi ve belgelerde bazen belediyelerde bir şeylere nasıl kılıf hazırladıkları hep kulağıma gelirdi. Hatta bunlarla ilgili bir iki tane haber yaptım. Geçtiğimiz yıllarda yaptığım Antalya Alanya ilçesi Mahmutlar Beldesi'nde belediye başkanının yapmış olduğu icraatları, yanlışları ve usulsüzlükleri dergide medya kuruluşunda çalıştığım yerde yayınlamıştım. Sonra belediye başkanlığı hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Müfettişler soruşturmanın sonunda da bu belediye başkanı tutukladı ve içeri attı. Bir müddet içeride kaldı. Daha sonra çıktı. Sonra en son geçtiğimiz günlerde haber avcısı ekibinin İstanbul'un Şişli Belediyesi'nde bir şebekenin adeta belediyeye hortum bağladığını ve belediyenin hortumladığını ekranlara getirdim. Tabii İsmet İnönü'nün torunu olan ve şu anda da Şişli Belediye Başkanı olan Hayri İnönü bunları biliyor mu, bilmiyor mu? Bu hortumun ucunu takip ediyor mu? Nereye gidiyor? Lan benim belediyemi kim nasıl hortumlamış, cukkaları cebe kim indirmiş diye araştırmıyor mu? Bilemez. Bilemem. Ancak ben haber avcısı ekibi olarak bir şeyden haberdar olursam, elime bilgiyi, belgeyi geçirirsem kesinlikle bunu kamuoyuyla ve sizlerle paylaşırım. Bakın, Şişli'de, Şişli Belediyesi'nde birileri nasıl belediyeyi hortumlamış göreceksiniz. İnanın, ben az önce izlediniz, TESK Başkanı bende bir palan döken, sırf kendine harcırah yazmış, kendine sırf harcırah yazmak için şehit cenazesine gitmiş, az önce gördünüz. Bunu gördük de Çanakkale'deki şehitlerin adını kullanarak Şişli Belediyesi'ni hortumlayanları ilk defa duyuyorum ben. Bakın, belediye diyor ki bir etkinlik düzenleyelim. Çanakkale şehitliğini diyor vatandaşları götürelim, gezdirelim ve onlara bu memleket, bu topraklar, bu bayrak, bu vatan nasıl kazanılmış görsünler istiyor. Bir de organizasyon yapmış ki ben bunu her zaman takdir eden bir adamım. Çünkü her Türk milletinin şehitliğe gidip orayı görmesi lazım. Yani Çanakkale şehitliğini görmesi lazım. Bana diyeceksiniz ki sen gördün mü? Ben görmedim. Çanakkale şehitliğine hiç gitmedim. Nedeni şu, ben oraya gidersem kalp krizi geçiririm. Dayanamam. Yani ölürüm diye korkuyorum. Çünkü dayanamam. Ben oradaki şehitlerin yaşadığı o atmosferde tahammül edemem. O kadar hassasım ben o Çanakkale'ye, ondan sonra şehitlere karşı, vatana, bayrağa karşı çok hassasım ben. Çok hassasım, bildiğiniz gibi değil. Yani Akif deseniz ağlarım ben. Dolayısıyla hassas olduğum noktalarda gidemedim. İnşallah Rabbim ciddi bir güç verir, bir gün gider oraları görürüm. Ama son derece hassasım, dayanamıyorum. Şimdi bakın, benim bu kadar hassas olduğum bir yere, Çanakkale şehitlerine vatandaşları götüreceğiz, 3700 kişiyi götüreceğiz diye ihale açıyorlar. Firmanın bir tanesi ihaleye katılıyor, ayarlamışlar, ihaleyi de vermişler. Bu ihaleyi alan firma, hiçbir aracı göndermediği gibi 3-4 tane aracı da değişik bölgelerden kalkmış gibi fatura ediyor. Hatta trafikten men edilmiş araçların plakalarını yazmış, faturayı kesmiş, belediyeden parayı almış. İhale komisyonu da buna bu cukkaları verirken odasında imza atmış. Sonra başka bir firma çağırmışlar doğrudan teminle. Doğrudan teminle gelen firma Çanakkale'ye vatandaşları götürmüş. Az sonra göreceksiniz. 3700 kişi götürdük diyor Hayri İnönü de, Şişli Belediye Başkanı. Sosyal medyada övünüyor ama 100 kişi yok. Bakın, birileri Şişli Belediyesi'ne nasıl hortum takmış? Geçtiğimiz günlerde de sordum. Hortumun başını buldum. Ucunu bulursam ne yapacağımı ben biliyorum zaten. Bakın, Şişli Belediyesi'ni birileri nasıl hortumluyor ve nasıl kılıf uyduruyor. Haberi yakalamak,
haberin peşinden koşmak. Araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Şişli Belediyesi'nde rant çetesinin son oyunu. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 saat dürüstlük nutukları atarken partisinin belediyelerinde neler döndüğünden haberi yok. Her zaman dürüstlükten dem vuran Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkanlığındaki rant şebekesini görmekten aciz. Şişli Belediye Başkanlığı'nın 12 Haziran 2015 tarihinde Çanakkale Şehitlik Gezisi adı altında yapmış olduğu organizasyonda yolsuzluk yaptığını haber avcısı ortaya çıkardı. Çanakkale'de şehit olmuş binlerce şehidimizi kullanarak yolsuzluk yapılmasının peşine düşen haber avcısı genel yönetmeni Kerim Akbaş yolsuzluğun belgelerini ele geçirdi. Peki Şişli Belediyesi nasıl oldu da şehitlerin adını kullanarak bu yolsuzluğa kılıf hazırladı? İşte yolsuzluğun perde arkası. İstanbul Şişli Belediyesi Çanakkale Şehitlik Gezisi adı altında bir gezi organize ediyor. Bu geziye 60 adet otobüs kiralanması için 21 F maddesinden pazarlık usulü ihaleye açılıyor. Ve bu ihaleyi önceden belirledikleri İCS Turizm Gıda İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited şirketine veriyorlar. Bu kiralanan araçlar yeterli gelmiyor. Bir de 22D doğrudan alım maddesini kullanarak Retur Turizm'den araç kiralanıyor. Retur Turizm'in araçları Çanakkale'ye gidiyor. Fakat İCS Turizm göndermesi gereken 60 adet aracı göndermiyor. Haber avcısı genel yönetmeni Kerim Akbaş'ın ortaya çıkardığı belgelerde bu açıkça ortaya çıkıyor. Peki yolsuzluğa nasıl kılıf bulunmuş? Şişli Belediyesi kiraladığı araçları Çanakkale'ye gitmiş gibi göstermiş. Belediye sunulan ve ihale dosyasına giren araç listesi ise tamamen düzmece olduğu belgelendi. Hatta 34YH686 plakalı araç listeye 3 defa yazılmış. Yani evraklarda bu araç 12 Haziran'da 3 noktadan aynı anda hareket etmiş gibi gözüküyor. Bu mümkün değil ama belgelerde yer alıyor. Haber avcısının ortaya çıkardığı ve ele geçirdiği belgelerde ve yazmış oldukları listede 4 aracın markası, 21 aracın da modeli birbirini ve ihale şartnamesini tutmuyor. Şişli Belediyesi'nde bu iş için normal şartlarda muayene kabul komisyonu kurulmuş gözüküyor. Ancak bu araçlar nasıl yanlış yazıldı? Görünen o ki firma USB cihazıyla araç listesini belediyeye getirdi. Belediyedeki görevliler de kopyala yapıştır yaptı ve bunları fark etmedi. Anlaşılan o ki muayene ve kabul komisyonu da listelerin altına odalarında imza attılar. Bu apaçık ortada. Haber avcısının yayınından sonra Şişli Belediyesi mutlaka bu iddiaları yanıtlayacaktır. Ancak haber avcısının tespit ettiği şu hususlar yolsuzluğu apaçık ortaya çıkarıyor. Şişli Belediyesi bu araçlar muayene kabul komisyonunun denetiminden geçirildi mi? Geçirildiyse nasıl oluyor da listede? Bir. 34YH24 10 plakalı araç 08.01.2015 tarihinde boşa çıkmış oluyor. Yani araçların hareket ettiği tarihte bu plaka emniyette boşta gözüküyor. Hiçbir araca takılı değil.
Yani kısacası böyle bir araç yok. İki, 34 JSJ 23 plakalı araç 28-12-2006 tarihinde Burda'ya ayrılmış. Trafikten men edilmiş fakat bu araç da listede gözüküyor. 3. 34 YH 686 plakalı araç aynı listede mükerrer olarak 3 defa nasıl gözüküyor? Bunlar gösteriyor ki muayene ve kabul komisyonu firmaların getirdiği listeyi odalarında imzalamış ve bu yolsuzluğa ortak olmuş. Haber Avcısı Genel Yönetmeni Kerim Akbaş bu yolsuzluğun peşini bırakmayarak Şişli Belediyesi'nin düzenlediği bu organizasyonda kiralanan araçların peşine düştü ve OGS geçiş listesine ulaştı. Bu araçların önemli bir bölümünün Haziran ayındaki Çanakkale gezisinde olmadığına bir kanıt da OGS raporları. Normal şartlar altında her otobüsten en az 2 OGS geçiş kaydı olması lazım. Listedeki otobüslerin OGS geçiş kayıtlarına bakıldığında ise yapılan yolsuzluk açık biçimde ortaya çıkıyor. Çünkü bazı otobüsler o tarihlerde hiçbir OGS kaydında çıkmıyor. Şişli Belediyesi'nin kiraladığı bu 60 arabanın Çanakkale'ye gitmediğinin en büyük kanıtı ise işte Haber Avcısı'nın ele geçirdiği OGS geçiş listesinde de görünüyor. Şişli Belediyesi'nin kiraladığı hiçbir aracın Çanakkale'ye gitmediği otomatik geçiş sistemi tarafından resmen belgelendi. Yani kısacası İstanbul Şişli Belediyesi'nde ihale yapılmış, araçlar gitmemiş, fatura kesilmiş ve parası tahsil edilmiş. Yapılmayan işin parası alınıp uyanıklar arasında bölünmüş. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün sosyal medyada gerine gerine yapmış olduğu paylaşımlarda 3700 kişiyi Çanakkale'ye götürdük diyerek hava yapıp resim yayınlaması ise sadece gösterişten ibaret. Şimdi şu fotoğraflara iyi bakın. Bu fotoğraflarda 3700 kişi var mı? Anlaşılan o ki Şişli Belediyesi'nde bir yapı bir turizm şirketiyle anlaşmalı olarak tezgah kurmuş. Paraları hortumlamak için bir gezi uydurmuşlar. Birim fiyatı 2250 TL artı KDV üzerinden 60 araç için içeriden 160 bin lira para çekmişler. 15-20 bin TL'ye mal ettikleri gezi sonucu kendi belediyelerinden tek seferde 100 bin liranın üzerinde parayı hortumlamışlar. Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye düşen kendi belediyesini soyan şebekeyi bulup yasal işlemi başlatmak. Fethullah Gülen öldü mü? Uluslararası istihbarat uzmanı ve turancılar lideri Kemal Gürpınar'dan ilginç açıklamalar. Az sonra Haber Avcısı'nda. Tüylerinizi diken diken yapacak bir gerçek. Dedim ki. Az sonra Haber Avcısı'nda. Sevgili seyircilerimiz, Haber Avcısı ekibi geçtiğimiz ay son derece önemli bir konuyu daha ekranlara getirdi. Efendim, Ayaş Tüneli'ni ekranlara getirmiştik. Peki, Ayaş Tüneli'ni neden ekranlara getirmiştim? Efendim, 1976 yılında İstanbul'u ve İstanbul Ankara arasını 3,5 saate indirecek bir projeydi bu. Yani İstanbul'a daha hızlı, daha seri gidecek bir tren rayı projesiydi. Ayaş Tüneli projesi. Ancak burayı devlet ihale etti ve ihalenin sonunda da ihaleyi alan firma burasını Ayaş Tüneli yapıp bitirdi. Tam devlete teslim edecekken devletin içindeki yetkililerden bir tanesi uyandı. Ya bir dakika dedi, biz koskoca tünel yaptık. Üzerinden ray geçiyor. Tonlarca ağırlıkta trenler geçecek. Ya biz buradan dediler zemin etüt çalışmasını yaptırmayı unuttuk. Olmaz ki. Zemin etüt çalışması olmadan biz dediler bu şeyi, tüneli teslim alamayız. Peki ne yapalım? Hadi bir zemin etüt çalışması yapalım dediler. Zemin etüt çalışmasını yaptılar.
Baktılar ki Ayaş Tüneli'ni birinci derecede fay hattının üzerine kurmuşlar. Hayda! Gitti mi devletin 200 milyon doları? Evet, Ayaş Tüneli'ne 200 milyon dolar para harcandı. Devletin, doğmamış yetimin, tüy bitmemiş yetimin hakkı birilerine peşkeş çekildi. Birileri de o parayla zengin oldu. Hala yolunda aşağı onlar. Ama daha bitmedi. Hadi dediler ki tamam, zemin etüt çalışmalarını yapmadık, şimdi yaptık, fay hattına çıktı ama ne yapalım, bu kadar 200 milyon dolar para harcamışız. Bu kadar parayı çöp atamayız. Biz zengin bir devlet değiliz dedi uyanan biri. Biri de çıktı akıl verdi. Dediler ki Avustralya modeli var, bir de onu deneyelim. Niye? Avustralya modeliyle de Ayaş Tüneli'nin kaymağını yiyecek ya beyefendiler. Ceplerine yine garibanın, doğmamış yetimin, tüyü bitmemiş yetimin, sizin bizim haklarımızı cebine indirecek, birilerine dağıtacak ya. Onu planlıyorlar. Avustralya modeli bu. Bakın, devletin 200 milyon dolarını nereye gömmüşler? Sonradan nasıl terk etmişler? Hep birlikte görelim. Haberi yakalamak, haberin peşinden koşmak, araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Olmaz böyle şey. Devletin 200 milyon dolarını peşkeş çektiler. Yıllar önce siyasilerin, bürokratların göğüslerini gere gere İstanbul-Ankara arasını trenle 3 saate indireceğiz hayalleriyle çalışmalarını başlattıkları Ayaş Tüneli bugün malzemelerin atıldığı hurdalık görünümünde. Tünelin bir bölümü ise köylüler tarafından ahır olarak kullanılıyor. Sevgili seyircilerimiz, Ayaş Tüneli'ne tam 200 milyon dolar harcadılar. Ancak 200 milyon dolar harcadıkları yeri köylüler ahır olarak kullanıyor. Araba da var buradan. Vallahi... Arabayı da parçalamışlar mı? Ne yapmışlar burada? Vallahi Ayaş Tüneli, Ayaşların, Berduşların mekanı olmuş. Her taraf alkol şişesi dolu. Demek ki burayı kullanıyorlar abi. 200 milyon dolar. Devlet para harcayacak, ondan sonra bu hale gelecek. Yazık ya. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, zar zor ay başını getirenlerin vergilerini tünelin karanlığına gömenler bu manzarayla gurur duymalı. 200 milyon dolarlık muhteşem tünel. Tam 200 milyon dolar harcanarak Ayaş Tüneli'ni dünyanın en pahalı ahırı haline getirmeyi başaranlar şimdi ise bu işi gündemin dışında tutmak için elinden geleni yapıyor. Ortalıkta dolaşansa bu işin içinde bazı yasa dışı kişilerin parmağının olduğu ve tünele yatırılan 200 milyon dolardan çok sayıda bürokrat ve siyasinin pay aldığı yolundaki iddialarsa kafaları karıştırıyor. Köylülerin ahır olarak kullanmaya başladıkları Ayaş Tüneli konusunda
dönemin Ulaştırma Bakanı ve bürokratlarından cevaplandırmasını istediğimiz sorular var. İşte cevap bekleyen o sorular. 1. Ankara-İstanbul arasındaki Ayaş Tüneli hangi firmaya kaç lira üzerinden ihale edildi? 2. Bu firmaya proje için bugüne kadar kaç lira ödendi? 3. Bu proje uygulanabilir bir proje midir? Uygulanabilirse neden durduruldu? Uygulanamazsa kimler neden yapımına izin verdi? 4. Tünel inşaatının durmasına rağmen firmaya neden 200 milyon dolar ödendi? Devletin, milletin, doğmamış yetimlerin hakkını hiçbir işe yaramayan bu tünele gömenlerden neden hiç hesap sorulmuyor? 6. Bugüne kadar 32 bakan eskiten tünel için 33. bakan ne yapacak? İşte bütün bu sorular cevap beklerken, yılan hikayesine dönen Ayaş Tüneli'nin proje aşamasında bugüne kadar nasıl gelindiğini ve kimlerin bu tünelden çıkar sağladığını haber avcısı ortaya çıkardı. Yılan hikayesine dönen Ayaş Tüneli'nin macerası 1976 yılında başladı. Tünel inşaatı o yılın birim fiyatlarıyla 773 milyon lira ihale bedeliyle Ankara'daki bir inşaat şirketine verildi. Nedendir bilinmez, daha sonra proje aşamasındaki tünelin zemin etüdü yapılmadan alelacele inşaatına başlandı. Yetkililer temel fıkralarına konu olacak bir metotla inşaatına başladıktan sonra etüt yaptırmayı akıl edince Ayaş Tüneli'nin tam fay hattı üzerinde oynak bir zeminde inşa edildiği gerçeği ortaya çıktı. Ama olsun, inşaat başlamıştı bir kere. Hem ülkemizde deprem kaç yılda bir oluyordu ki? Ancak gelin görün ki yaklaşık 20 yıl sonra bu tünelin deprem tehlikesi içinde olduğunu fark eden yetkililer tünel inşaatını durdurdu. Fakat ne var ki bu işten ballı parmak yalayanlar bu defa Avustralya modeli inşaata geçmişlerdi. Neden mi? Çünkü bu geçiş sonucu ilk keşif bedeline göre inşaatın maliyeti 446 kat daha artırılmıştı. Ve 3-5 yıl boyunca Avustralya modelinin kaymağını yiyen tünel inşaatı yapımcıları toplam olarak 200 milyon doları bir güzel ceplerine indirmişlerdi. Peki bütün bunlara rağmen gelinen nokta ne? Kocaman bir sıfır. Çünkü atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Tüyü bitmemiş yetim ve dar gelirli vatandaşların ceplerinden alınan milyon dolarlar çöpe, daha doğrusu birilerinin cebine akıtılmıştı. Haber avcısı, devleti bu denli zarara uğratan, doğmamış yetimin hakkını çürümeye terk edenlerin peşini asla bırakmayacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Haber avcısı programının genel yönetmeni Kerim Akbaş çekimlerde kaza atlattı. Haber avcısı ekibinin yüreğini ağzına getiren o görüntüler az sonra haber avcısında.
Sevgili seyircilerimiz, şu anda Ayaş'tayız. Ankara'nın Ayaş ilçesindeyiz. Bu arkamda gördüğünüz yerse meşhur Ayaş Tüneli. Peki ben bu Ayaş Tüneli'ni niye meşhur diyorum? Ayaş Tüneli yılan hikayesine dönmesiyle meşhur. Bir de bu Ayaş Tüneli'ni yaparken birilerini zengin etmesiyle meşhur. Tabii bir hayaller suya düştü. 200 milyon dolar devletin, garibanın, doğmamış yetimin hakkını buraya gömdüler. Ve daha sonra da işte gördüğünüz gibi Ayaş Tüneli'nin kapısını demirlerle kapattılar. Yani sizin anlayacağınız, sizin, bizim hakkımız adeta çöpe atıldı, hibe edildi. Peki nasıl oldu bu iş? Bakın bu Ayaş Tüneli'ni yaparken önce ihalesini yaptılar. Zemin etüt çalışmalarını yapmadıkları için Ayaş Tüneli bittikten sonra akıllarına geldi. Lan biz ne yaptık ya, biz buranın jeoloji mühendisleri tarafından zemin etüt çalışmalarını yaptırmadık. Ya şunu bir yaptıralım dediler. Daha sonra zemin etüt çalışmalarını jeoloji mühendislerine yaptırdıktan sonra ortaya skandal çıktı. Ayaş Tüneli'ni meğer 200 milyon dolar harcadıktan sonra Ayaş Tüneli'ni fay hattının üzerine kurduklarını anladılar. Tabii iş işten geçti. 200 milyon dolar harcandı. Ne zaman? Yıllar önce. İşte devletin, garibanın, doğmamış yetimin hakkı yıllarda burada çürüyor ve 200 milyon dolar birilerinin cebine girdi ve o birileri zengin oldu. Şimdi ben bunu niye getirdim? Bakın Türkiye'de bunun gibi yüzlerce, binlerce size eser gösterebilirim. Bunlara eser denmez gerçi. Bunlar garibanın hakkı, doğmamış yetimin hakkı burada çürüyor. Bunlar artık çöplük olmuş. Peki bunları bu hale getiren devletin, garibanın, sizin bizim 200 milyon dolarımızı cebe indirenler ne yapıyor? Vallahi onların ne yaptıklarını da önümüzdeki günlerde ekranlara getireceğim. Bakın Ayaş Tüneli'ni ne hale getirmişler. Köylüler burasını, 200 milyon dolarlık Ayaş Tüneli'ni önceden ahır olarak kullanıyorlardı. Daha önce yaptığım bir haberden dolayı kapıları şimdi kapatmışlar. Köylüler burayı ahır olarak da kullanamıyorlar. Yani sizin anlayacağınız, göz göre göre devletin 200 milyon doları hibe edilmiş. Sevgili seyircilerimiz, Ayaş Tüneli'nin tren rayının altından şuradan su çıkıyor, su. Bakın az sonra kameraman arkadaşım Suat gösterecek. İnanın su akıyor buradan. Oradan da gösterecek. Şimdi nereye gidiyor bu su? Tünelin altından çıkıyor. Ayaş Tüneli'nin rayının altından su fışkırıyor neredeyse. Bu su kaynak suyuna benziyor. Bari 200 milyon dolar harcamışlar. Tünel bir işe yaramamış. Şu suyu bari değerlendirirler inşallah. Ayaş Tüneli ile ilgili bilinmedik skandallar dosyası devam edecek. Sevgili seyircilerimiz, 2015 yılına damgasını vuran konulardan bir tanesi de
geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim uluslararası istihbarat uzmanı Kemal Gürpınar'dı. Kemal Gürpınar tabii son derece önemli bir insan. Kemal Gürpınar'ı Türkiye'de ve dünyada tanımayan hemen hemen hiç kimse yoktur. Belki yeni yetmeler, yaşı genç olanlar tanımayabilir. Ama bizim jenerasyonumuzdaki herkes Kemal Gürpınar'ı mutlaka tanır. Kemal Gürpınar uluslararası istihbarat uzmanlığının yanında aynı zamanda da Turancıların lideri. Kemal Gürpınar'la yaptığım röportajın arkasından Kemal Gürpınar son derece önemli açıklamalarda bulundu. Hatta Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türk olduğunu ve son günlerde devletin son derece üzerine gittiği paralel yapılanmanın başında olan Fethullah Gülen'in de 2009 yılında öldüğünü ifade etti. Hatta bunları CIA ve Mossad ajanlarına da teyit ettim dedi. İşte son derece önemli bir röportaj. İlk bölümünü ekranlara getireceğim. Uluslararası istihbarat uzmanı ve Turancıların lideri, düzgün adam gibi bir adam Kemal Gürpınar'la yaptığım söyleşiyi ekranlara getiriyorum. Dikkatli dinleyin, inanın siz de söylediklerine şok olacaksınız. Haberi yakalamak, haberin peşinden koşmak, araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Fethullah Gülen öldü mü? Eski uluslararası istihbarat uzmanı Turancılar lideri Kemal Gürpınar'a göre Fethullah Gülen 2009 yılında şeker komasından çıkamadı ve vefat etti. Peki Gülen öldüyse neden saklıyorlar? Kemal Gürpınar'a göre CIA ve Mossad'ın bir planının parçası. Şu anki görünen Fethullah Gülen ise bir piyon ve devletin içine sızan paralel yapının içinde ise CIA'ya ve Mossad'a çalışan bir sürü ajan var. Sevgili seyircilerimiz, Haber Avcısı ekibi bugün çok önemli biriyle kısa bir söyleşi yapacak. Tabii az sonra göreceksiniz bu değerli şahsiyet Kemal Gürpınar. Kemal Gürpınar'ın son derece önemli Türkiye'de yaptığı ve yurt dışında yaptığı önemli görevler var. Tabii bunların içerisinde de bizim son derece hassasiyet gösterdiğimiz 4-5 programları da ekranlara getirdiğimiz paralel yapı ve Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili de ciddi açıklamalarda bulunacak. Haber Avcısı paralel yapının Fethullah Gülen cemaatinin kurucusuyla beraber bakalım paralel yapının Fethullah Gülen'in ta başlangıçtan bugüne neler yapmış. Kemal Gürpınar aynı zamanda da Turancıların lideri, kendisi Avustralya'da yaşıyor ve şimdi kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Kemal Bey, yıllardır Türkiye'de çok önemli şeylere şahit oldunuz, yurt dışında ciddi görevler yaptınız. Öncelikle kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet, kısaca ben Kıbrıs'ta doğdum. 71'de Avustralya'ya gönderildim. Ben Avustralya, Singapur, Amerika ve İngiltere'de eğitim görmüş bir kişiyim. 70'li yıllarda ilk defa Ziya Ülhak'la birlikte Türkistan'da Türklüğü yürütebilmek için ihtilaller yaparak başladık Turancılığa ve Turancılığı yıllarca yürüttük. Tabii ki abilerim vardı. Bu arada bunu yaparken bizim dayandığımız, bize destek veren Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu olmuştur. Bu nedenle benim bütün çalışmalarım Güvenlik Kurulu'nun onayı ile paşaların onayı ile
olmuştur. Hani ben her ne kadar Türkiye'nin bir memuru değilseyim de benim yüreğim Türktür. Ben Türkiye'li değilim, Türkiye'ciyim. Yani Türkiye için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Biz gerek Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin devrilmesinde, gerek İran'da, hani dünyanın her yerinde olan Türkler için çalışma yaptık. Bu niye söylüyorum bunu, onu da söyleyeyim. Çünkü silahlı saldırılar olduğu için bana rahmetli ismini vermeyen paşa, Milli Güvenlik Kurulu 2. Sekreteri'ydi, dedi ki Kemal Bey, bu iş böyle olmaz. Biz İslam bayrağı altında bu mücadeleyi verelim. Bu nedenle Avustralya Türkleri Konseyi olarak verdiğimiz mücadeleye biz de İslam bölümü kattık. İslamiyet'i Avustralya'da resmi din olarak kabul ettirdikten sonra yelpazeyi genişlettik. Paşalarla yaptığımız istişareler neticesinde aslında Nur Cemaati'nin devamı olarak genişlettik konuyu ki ilk planda 50 ülkede okul açacaktık, cami yapacaktık ve o okullarda okuyan insanlar gelip Türkiye ile istişare olacaklardı. İngilizleri örnek aldık kendimize o konuda. Çünkü İngiliz okullarından mezun olanlar hep İngiltere'ye gidiyor ticaret yapmak için, siyasi bağlantı için. Biz de bu konumu Türk ulusuna, Türkiye'ye getirelim diye bu işe başladık. Yani siz Fethullah Gülen'in cemaati... Cemaat yok mu? Hayır, Kaynak İlk... Grup Holding var, Küllü'ye yapıyoruz orada. Kaynak Grup Holding kurucusu benim, sahibi bendim. Efendim Küllü'ye yapıyorduk orada camiler, okulda bir sürü resmi yasal İslam, resmi dindir Avustralya'da. Mesela Avustralya'da Müslümanların nikahlarını hocalar kıyıyor. Yani... bu nedenle Gülen cemaati, Gülen diye bir şey yok o zaman daha. Anladım. Ben 1991'de Avustralya'dan ayrıldım mecburen. Ondan ayrıldıktan sonra buradan paşalar bir profesör gönderdi oraya. O profesör öldürüldü. Adını hatırlayamayacağım şu anda. Ondan sonra da Fethullah Gülen Hoca olayı çıktı. Tabii ki Fethullah Gülen Hoca çok muhterem. Ağzından Allah Muhammed diyen, devamlı dua çıkan birisi. Yani saygı gösterdiğim birisi. Ben Fethullah Hoca ile hiç fiziki olarak karşılaşmadım. Ama devamlı takip ettik olayları. Ve bizim hayalimiz 50 ülkede bu okulları gerçekleştirmekti. Çünkü bu okulların parasını hep Türk devleti verdi, ordu verdi. Yani Gülen cemaati diyorsunuz siz şimdi, o zaman böyle bir cemaat yoktu. Onların, bütün okulların sahibi devlettir. Çünkü gaye için kurulmuş bir olaydır. Bu nedenle Allah rahmet eylesin Fethullah Hoca'yı, yani bizim hayalimizin çok üzerinde başarı elde etti. 166 ülkede okul açtı. Şimdi bir dakika ama az önce dediniz ki Allah rahmet eylesin Fethullah Gülen öldü mü? Tabii ki iddialara göre, bir rivayetlere göre, ben hukukçuyum, emekli hakimim, bu nedenle elimde delil geçmiş değildir. Sadece işte Mossad'daki arkadaşım diyor, İngiliz İstihbarat'ın arkadaşım diyor, soruyoruz, öyle diyorlar. Fakat tabii ki rahmetli hoca çok hastaydı. Ağzından bal akan bir hoca varken bir de baktık yeni bir adam geldi, boyu biraz daha kısa. Daha genç, durmadan küfrediyor, beddua ediyor. Yani karakter olarak kendisini İslamiyet'e adamış, Türkiye'ye adamış bir adam. Yani Türkiye'yi tanıtmak için her yerde, 166 ülkede Türk bayrağını sallayan bir adamın ülkesine hakaret etmesi, küfretmesi, beddua etmesini biz kabul edemiyoruz. O adam değil diyoruz yani. Yani şu andaki Fethullah Gülen, gerçek Fethullah Gülen değil, yerine CIA'in falan getirdiği bir adam mı? Rivayetlere göre öyle. Ama karakter olarak aynı bizim hoca değil yani. Bu rivayet derken yani... Şimdi şöyle diye, mesela ben Saddam'la tanıştım. Saddam'la görüştüm. Bir de baktım televizyonda başka yerde Saddam konuşurmuş. Yani... Düplerler olabiliyor bu. Ben dünyada yaşıyorum. Düplerler olabiliyor. Olabilir. Fakat ben bir emekli hakim olarak, bir hukukçu olarak evet budur diyemiyorum. Hakkım yok demeye zaten. Çünkü
Tabii görebiliyoruz farklarını ama göz yanılabilir. Eski Fethullah araştırılmalı. Araştırılmalı. Zaten araştırılacaktır da mutlaka eski Fethullah Gülen'le yeni Fethullah Gülen arasında ciddi farklılık ne var mesela? Boy farkı var, yaş farkı var, sağlık farkı var, üslup farkı var. Biz yeni Fethullah Gülen'in hiçbir zaman Muhammed'den Resulullah dediğini duymadık. Biz yani, takip ediyoruz. Peki Fethullah Gülen onu söylemiyor da. Bir de boy farkı var dediniz. Ne kadar boy farkı var? Vallahi orada ciddi olarak karıştırdığım rakam var. Ya 10 yaş küçük, 12 santim kısa. Yani bu ya 12 yaş küçük, 10 santim kısa. Yani onları ben karıştırmışımdır. Onu bizim Mossad'ın ikinci başkanının kuzeni var Londra'da. O daha iyi bilir. Sizin bu arada da işte şimdi uluslararası... Bunları söylerken tabii benim Türk devletiyle olan ilişkilerimi bir tarafa bırakalım da ben Avustralya Sipartası'nın hakimliğini yaptım. Yani bir kişiliğim, bir kimliğim var o bölümde. Siz şimdi aynı zamanda da bütün dünyadaki yabancı istihbarat birimleriyle de ilişkileriniz var. Her tarafta eliniz kolunuz uzun. Değil ama... Yok öyle öyle. Eskiden vardı, şimdi yok. Çünkü ben şu anda... 70 resmi yaşım benim 73 oluyor birkaç gün sonra resmi yaşım. Ben artık yani yemeğini yemiş suyunu içmiş bir yaşlı adamım. Peki öyle deme. Peki o teyit ettiniz mi Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili bir teyit aldınız mı? Tabii sorduk tabii. İngiliz istihbaratına sorduk. CIA'den tanıdıklarımıza sorduk. Gereken yerlere sorduk ama tabii ki yalan söyleyebileceklerini bir de unutmamak gerekli ki misinformation yani yanlış bilgilendirme var, kasıtlı olabilir. Bu nedenle tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu araştırması gerekli. Peki o zaman şöyle mi diyebiliriz? Yani Fethullah Gülen cemaatinin uluslararası arenada yapılanmasını, okullar açmasını falan ilk başlangıcını siz mi yaptınız? Evet. Ama bunu yaparken çok özür dilerim. Bizim hiçbir şekilde siyasete karışmamamız gerekli. Karışmadık. Tabii siz paralel yapı falan diye duydum. Bunların bizimle ilişkisi yok. Gülen cemaatiyle ilişkisi olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü yapıda eğitim var, sevgi var, yapıda okul var, yapıda Türklük var, Türk bayrağı var, İslamiyet var yapıda. Niye değişti şimdi peki? Bilemiyorum. Ya arkasındaki ben neden? Bilemiyorum. Yani sizin o halisane kurduğunuz bu sistem, evet. Yurt dışında kurduğunuz bir sistem ne oldu da birden değişti? Bir devlete, hükümete, işte Türklüğe saldırı oldu. İşte muhakkak sızmalar var. Tabii ki biz Fethullah Hoca'nın rehin olduğunu biliyorduk Amerika'da. Yani kaçırılmış olduğunu biliyorduk. Buradan mı kaçırdılar? Nereden kaçırıldığını bilemiyorum. Ben bu tarafında değildim dünyanın o zaman. Dünyanın başka tarafındaydım. Kim kaçırdı, nasıl kaçırdı bilemiyorum. Türk devletinin bilmesi gerekli onları. Bilmediğim şeyde bir şey fikir yürütemem ben. Ama Fethullah Hoca o kadar Türklüğe ve İslamiyet'e bağlıydı ki. Yani başına tabancayı dayayarak ancak konuşturabilirdin kendisine. Bak, ben Fethullah Hoca'nın aleyhine konuşamam hiçbir şekilde. Neden konuşmuyorsun? Mesela? İnanıyorum çünkü adamın Türkiye'ye hizmet edeceğine, canı pahasına. Ama bu şimdiki Fethullah Gülen, o bizim bildiğimiz Fethullah Gülen değil. Değil, olamaz. O öyle diyorsun. Olan ben öyle diyorum evet. Değil, bu nedenle araştırılmalı diyorum. Çünkü neden? Türkiye Cumhuriyeti araştırmalı diyorum. Çünkü verilebilecek yanlış bilgiler... Ben bahsediyorum. Biliyorsunuz istihbarat olaylarında bir sürü yanlış bilgiler verilerek insanları yanlış yönlere. Ama siz ben sizinle ilk ön görüşmemde yaptım da ben CIA ve Mossad'dan Fethullah Gülen'in öldüğünü teyit ettim dedin. Teyidini aldım. Öyle dediler. Tamam dedi öyledir. Öldü dediler. Yani onların verdiği tarih Aralık 2009. Tabii kim ne doğru söyler bilemiyoruz. Çünkü bu işlerde yalan dolanla birçok işler dönüyor. Peki sizce Türkiye'de bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ortaya çıkarttığı, üzerine gittiği
paralel yapının Türkiye'deki hedefi ne? Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Ve tabii ki benim konumum dışı. Ben Türkiye vatandaşı değilim. Türkiye benim için çok önemli. En önemli ülke. Peki şaşırıyor musun? Tabii şaşırıyorum. Hatta ben düzmecedir diyorum. Mümkün değil diyorum yani. Ben paralel yapı düzmecedir diyorum. Çünkü neden? Yani Fethullah Hoca olamaz. Birileri var bu işin içerisinde. Yanıltan, yanlışlık yapan. Yani birileri vardır. Kim var sizce? Bilemem. Yabancı güçler, batılı güçler. Yani bilemiyorum. Yani o yani, nereyi bilen Cumhurbaşkanı'dır haliyle. Çünkü şöyle olabilir mi? Yabancı istihbarat ajanları Fethullah Gülen yapılanmasının içine sızarak burada bunları eğitip ondan sonra devşirerek Türk hükümeti devletinin içinde paralel bir yapı oluşturmuş olabilir mi? Olabilir. Tabii olabilir. Çünkü istihbaratçılar çalışmaları hakkında biraz eğitimim var az ola olsa. Tabii ki niye Atatürk zamanında birçok Hristiyan, Yahudi, imam, müftü bulmadık mı? Evet. Yani ülkelerde ülkeleri kontrol altına alabilmek için tabii ki şu anda her şey çok daha fazla gelişmiştir. Mesela sizi alabiliyorlar, sizi alıp götürüp beyninizi, beyin yapınızı ve bilgilerinizi değişip başkasının bilgilerini size verebiliyorlar. Sizi fiziki olarak aynı insan oluyorsunuz ama beyinsel olarak tamamen farklı insan oluyorsunuz. Hatta modern dünyada biliyorsunuz ben dedim, söylemiştim Avustralya istihbaratı ile resmi benim kimliğim var. Yani gizli bir şey yok. Çalışıyordum. Beyin aktarması, fiziksel değil, bilgisel beyin aktarmaları oluyor. İnsanın kimliğini, karakterini, bütün düşüncelerini, bilgilerini. Mesela çok özür dilerim bu telefonu. Tamam. Yalnız, şu yalnız, sol taraftan. Çok özür dilerim. İngiltere'den. Şimdi tabii ki bunlar mümkün olan şeyler şu anda. Dünyanın her yerinde alıyorlar bir mesela ilim adamı, atom profesörünü, onun beynindeki bütün bilgiyi elektronik sistemle başkasına aktarabiliyorlar. Allah Allah. Tabii bu nedenle bilemiyoruz. Mesela yurt dışında birisi gider okur, şu bu olur, onun beynini değiştirip bize gönderebiliyorlar. Bunlar hayal değildir. Ama siz ısrarla diyorsunuz ki ben bu uluslararası gördüğüm hocayı ben yapay olarak düşünüyorum ve Facebook'ta, Twitter'da her yerde yazıyorum. Bak ben AKP'li değilim. AKP'ci de değilim. Ben hiçbir siyasi partiyi tutmam. Ama bir şey yanlışsa yanlıştır. Onu söylerim. Cumhurbaşkanı da yanlış yaparsa yine söylerim. Burada ayıp yok. Gerçekçi olmamız gerekli ama bize gösterilen adamla 166 tane Türk okulu açan adam aynı değildir. Yıllar önce bu uluslararası bahsediyorum ben mesela ilk başladığımızda. Uluslararası arenada o Türk okulları açarak eğitimler yaparak ilk başlatan sizsiniz. Ama daha sonra bunu devlet eliyle başlattınız. Tabii ondan sonra Fethullah Gülen buna sahip mi çıktı? Hayır, kimse sahip çıktığına inanmıyorum. Çünkü devletin devlet ister rahmetle vasıtasıyla yaptırır. İster Mehmet vasıtası. Biz devlete hizmet ederiz. Siyasi partilere veya hükümetlere değil. Bu nedenle bu sistem Türkiye'nin dünya arenasında daha çok taraftarı olması için kurulan bir sistemdir. Bu bunu kuran sizsiniz. Evet. Evet. Bunu kuran benim ama tek başıma ben sadece önde giden günah keçisiyim. Esası okulların parasını veren ben değilim. Devlettir, Türk devleti. Ama siyasi hiçbir faaliyet göstermeyecek diye biz bu işe başladık. Bu nedenle ben o kurumun bizim kurduğumuz şekildeki hareketin başlattığımız şekilde diyeyim. Bugün siyaset yaptığına inanmıyorum. Yaparsa yanlış yapıyor. Bizden değil.
haberi yakalamak, haberin peşinden koşmak, araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Seyircilerimiz, geçtiğimiz haftalarda ekranlarınıza sıkça getirdim. Türkiye'deki paralel yapılanmanın neler yaptığını ve Türkiye'de ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu getirdim. Şimdi ekranlarınıza aynı konuyu tekrar getireceğim. Yalnız bu sefer lütfen paralel yapının bu ülkenin altına oymak için neler yaptığını dikkatli takip edin. Bakın paralel yapı neler yapmış? Oslo görüşmelerini nasıl sızdırmış ve devletin üst kademelerini hatta sizi bizi adeta Türkiye'nin dört bir yanında bütün illerinde kimleri hangi formülle dinlemiş ve seçilmiş hükümete nasıl tuzak kurmuş, paralel yapı açıkçası Türkiye'de neler yapmış, gelin bir göz atalım. Haberi yakalamak, haberin peşinden koşmak, araştırmak ve özel haberleri bulmak onun işi. Haber avcısı, hayatı ve haberi yakalamak için. Paralel yapı Gaziantep'te nasıl yuvalandı? Önce paralel yapının Türkiye üzerinde neler yaptığına bir bakalım. Ve sonra Gaziantep'in paralel yapı için ne kadar önemli olduğunu ve ana karargah olarak seçtiği Gaziantep'te yaptığı büyük oluşumu ekranlara getirelim. Devletin tüm kademelerine sızan paralel yapı, Türkiye'yi ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zarara uğrattı. Seçilmiş hükümete darbe yapmaya kalkışan yapı, milli beraberlik projelerini, çözüm sürecini ve Türkiye'nin bölgedeki konumunu hedef aldı. Devletin içine sızan paralel yapı, Türkiye'yi ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zarara uğrattı. 120 milyar dolar Türkiye'yi ekonomide sıkıntıya sokan paralel yapı, Oslo görüşmelerini sızdırarak çözüm sürecini sekteye uğratmaya çalıştı. Yine aynı şekilde paralel yapı, milli projenin hayata geçirilmesinin önüne geçmeye çalıştı. ÖSYM sınavlarında tüm soruları çalan paralel yapı, kendi elemanlarını devlet kademelerine yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yapmış olduğu konuşmaları dinleyip aynı şekilde devletin üst kademelerinde görevli personelini Gaziantep'te bazı önemli kişileri de dinledi. Tüm bu dinlemeleri ise yabancı devletlere aktardı. Paralel yapı bunlarla da kalmadı. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan gizli Suriye zirvesini de dinleyerek sızdırdı. Şehit ailelerine terörist dinlemesi. Ekonomiden bürokrasiye kadar her alanda tahribata neden olan paralel yapının ülkeye verdiği zararlar şunlar. Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıkan Mavi Marmaray gemisine yapılan saldırı sonrası örgüt lideri Gülen, uluslararası sularda başlarından vurularak infaz edilen yardım görevlilerinin neden İsrail'den izin almadığını sorgulayarak İsrail onayı olmadan hareket edilmesini başkaldırı olarak nitelendirdi. Örgüt daha sonra ise İsrail aleyhine açılan ve uluslararası arenada İsrail'i zor durumda bırakan Mavi Marmaray'da hayatını kaybedenlerin yakınları terörist diye dinledi. Bu dinlemeler İsrail'e servis edildi. Müzik.
çözüm süreci hedefte. Paralel yapı çözüm sürecini sekteye uğratmak için de elinden geleni yaptı. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkını ayaklandırmaya çalışan paralel yapı bölgedeki faaliyetlerini arttırdı. Örgütün 4 aşamalı planı istihbarat birimleri tarafından deşifre edildi. Bu kapsamda paralel yapı Kürt halkını hükümete karşı kışkırtmak, çözüm sürecine inancı azaltmak, şok eylemlerle çatışma ortamı yaratmak ve tüm bu aşamaların sonunda çözüm sürecini bitirmek olarak 4 aşamadan oluşan planı devreye sokmaya çalıştı. Kürt kökenli vatandaşlar hedefte. Paralel yapı 2000 yılında Gaziantep'te Dünya TV isimli Kürtçe yayın yapan bir televizyon kurdu. Söz konusu televizyon himmet paralarıyla Samanyolu Yayın Grubu'nun eski cihazlarının toplanmasıyla yayına başladı. Bu televizyonun yayına başlama amacı ise Kürt kökenli vatandaşları kendi dillerinde dezenforme etmekti. İlk başlarda hızlı başlayan süreç himmet paralarının yetmemesi üzerine yavaşladı. Bu sefer paralel yapı başka bir formül geliştirdi. TRT içerisinde yuvalanan paralel yapının elemanları TRT Şeş'in tüm prodüksiyon işlerini Dünya TV'ye astronomik ücretlerle yaptırmaya başladı. Bu gelirle Dünya TV'nin finansmanı sağlanmaya çalışılıyordu. Daha sonra devletin paralel yapıya karşı başlatmış olduğu operasyonlar sonucu TRT Şeş içerisindeki gücünü kaybeden örgüt, finansman kaynağının kesilmesi ve istenen etki sağlanamamasından dolayı televizyonu İstanbul Samanyolu grubunun içerisine taşıdı. Zaman gazetesi yazdı, İsrail harekete geçti. Paralel yapının gazetesi Zaman'da İsrail'de MİT paniği başlığıyla haber verildi. Haberde FIDA'nın atanmasıyla birlikte hem iki ülke arasındaki istihbarat değişimi büyük zarar görecek, hem de İsrail, Türkiye aleyhtarı ülke ve örgütlerden topladığı istihbari bilgileri Türkiye'ye vermeyecek denildi. Haberin ardından 1 Ağustos 2010 tarihinde İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da FIDA'nın İran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsederek karalamalarda bulundu. Ve bu haber cemaat medyasında da geniş yer aldı. 17-25 Aralık'ın ülkeye maliyeti 120 milyar dolar. Paralel yapı ekonomide Türkiye'yi büyük zarara uğrattı. Paralel yapının hükümete karşı kurduğu kumpaslarla Türkiye'de ciddi manada ekonomik kayıplara yol açtı. 17-25 Aralık darbe girişiminin Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar oldu. Havaya uçan söz konusu 120 milyar dolarla 3. köprü ayarında 50 tane köprü, 10 tane ise 3. havalimanı büyüklüğünde uluslararası hava alanı inşa edilebiliyor. Başbakanlık ofisine böcek yerleştirildi. Milyonlarca kişiyi yasa dışı olarak dinleyen paralel yapı, devletin önemli kurumları olan TÜBİTAK ve TİBİ de dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dinlenenler arasındaydı. Erdoğan'ın ofisine örgüt elemanları tarafından böcek yerleştirildi. Böceklerin yerleştirilmesinin ardından Erdoğan'ın ofisinde yaptığı tüm görüşmeler kayıt altına alındı. Süper bilgisayarlar tarafından kayıt altına alınan görüşmeler başka ülkelere servis edildi. Daha sonra Erdoğan tarafından kullanıldığı belirlenen 3 adet kriptolu telefonun şüpheliler tarafından dinlendiği tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde kriptolu telefonlarının dinlenmesinin ardından TÜBİTAK tarafından yüksek güvenlikli yeni kriptolu telefonlar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye zirvesindeki konuşmalarda paralel yapı tarafından dinlendi. Dershaneler istihbarat amacıyla kullanıldı. Kapatılmalarına karar verilmesinin ardından paralel yapının darbe çalışmalarına hız verdiği dershanelerin örgüt yapılanmasında sadece finans ve insan kaynağı olarak değil, aynı zamanda istihbarat faaliyetlerinde de kullandığı ortaya çıktı. Yemek yemek veya iftar açmak için dershanelerde okuyan öğrencilerin evlerine giden öğretmen veya belletmenler bu
burada öğrenci ailelerini fişledi. Belletmen adıyla görev yapan ancak kurumlarla resmi bir bağ bulunmayan örgüt mensupları öğrencilerin ailelerine yönelik sosyo-kültürel fişleme çalışması yaptı. ÖSYM'nin tüm sınav sorularını ele geçirdi. Paralel yapının 2004 yılından bu yana ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavların sorularını çaldığı ortaya çıktı. KPSS operasyonları sırasında soruşturma derinleştirildikçe yapılan yalnızca 2010 yılı KPSS soruları değil, 11 yıldır ÖSYM'nin bütün sorularına ulaştığı ortaya çıktı. Kapalı devre olması gereken bilgisayarlara dışarıdan ulaşılabildiği tespit edildi. Özel bir programla ÖSYM bilgisayarlarına ulaşan paralel yapının ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularını ele geçirdiği anlaşıldı. Polis akademisinin ve kolejlerinin kapatılmasına neden oldu. Milli projeler hedef alındı. Paralel yapı, Türkiye'nin milli projelerde uygulamaya soktuğu birçok çalışmayı da zarara uğratmak istedi. Havelsan, TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK gibi kurumlarda yerli savunma sanayi üretiminde çalışan kişiler dinlendi. Dışa bağımlılığı savunma sanayinden kurtarmak için önemli projeler üzerinde çalışan kurumların yetkililerinin dinlenmesi, milli savunma sanayinin hedef alındığını ortaya koydu. KCK bahanesiyle Fidan'a darbe. Uludere'de yaşanan acı olaydan sonra FETÖ'nün hedefinde Milli İstihbarat Teşkilatı vardı. İran'a bilgi sızdırmakla İsrail'in suçladığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan 7 Şubat 2012'de açıkça hedef gösterildi. Örgütün yargı içerisine yerleştirdiği özel yetkili savcıları eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet İnan'ı da Fidan'la birlikte ifadeye çağırıyordu. Bu haber paralel yapı medyasında genişçe yer buldu. MİT-KCK ilişkileri de paralel yapının televizyon kanallarının en uzun süren tartışma programlarının ana malzemesi oldu. Sayısız iddia ve iftira gündemden düşmedi. Oslo görüşmesini servis ettiler. Paralel yapı Oslo'da gerçekleşen görüşmenin ses kaydını da gazeteleri vasıtasıyla sızdırdı. Çözüm sürecinin önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterilen Oslo görüşmeleri, yabancı bir gizli servisin paralel yapıyı kullanarak servis ettirdiği uzun süre konuşuldu. MİT tırları durduruldu. 17 Aralık'ın ardından MİT'in Suriye'deki bayır bucak Türkmenlerine gönderdiği lojistik yardım tırları 19 Ocak 2014 günü yapılan operasyonla Adana'da durduruldu. Operasyon gizli tutulması gerekirken paralel yapı operasyonu anında medyaya servis etti. Paralel yapı düzenlediği bu operasyonla Suriye'de yaşam savaşı veren bayır bucak Türkmenlerine yardım gitmesini engelledi. Sevgili seyircilerimiz, 2016'nın ilk gününde tabii ki haber avcısı ekip olarak, bu vatanın evladı olarak, inançlı bir insan olarak size de bir mesaj vermek istedim. Tabii programın bu bölümünde size son derece önemli 2,5 dakikalık bir görüntü göndereceğim. Mutlaka izleyin ve lütfen televizyonunuzun sesini birazcık açın ve hiç kimse konuşturmayın. Ve sadece bunu dinleyin. Çünkü dinlediğinizde tüyleriniz diken diken olacak ve bir daha düşüneceksiniz. Bir daha düşüneceksiniz ve bir daha düşüneceksiniz. Ümit ediyorum ondan sonra da ellerinizi açıp Yaradanınıza dua edeceksiniz. İşte haber avcısından bütün bizi izleyen seyircilerimize bizim armağanımız olsun ve biraz da sizi düşündürsün ve biraz daha kendinize getirsin diye diyoruz ki, dedim ki, çok yalnızım. Dedi ki, Bakara 186,
Ben ki sana çok yakın. Dedim ki sen bana yakınsın ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedi ki Araf 205'te. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle. Kendi kendine. Kendi kendine. Üpertiyle. Üpertiyle. Yalvara yalvara. Yalvara yalvara. Ve için için zikret. İçin için zikret. Dedim ki Allah'ım, bu da senin yardımını ister. Dedi ki Nur 22'de, Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim ki, tabii, beni affetmeni çok isterim. Dedi ki, öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Gerçekten Allah esirgeyendir, sevendir. Sevendir. Dedim ki çok günahkarım. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedi ki Tevbe 104'te Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Hala bilmezler mi? Dedim ki Allah'ım, defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık yüzüm kalmadı. Kalmadı. Dedi ki Allah, aziz ve bilendir. Aziz ve bilendir. O günahları bağışlayan, ve kullarının tövbesini kabul eden. Dedim ki ya Rab, bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım? Dedi ki Zümer 53'te Allah bütün günahları bağışlayandır. Dedim ki yani yine gelsem yine beni bağışlar. Dedi ki Ali İmran 135'te Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim ki ne kadar güzelsin ya Rab. Bu sözlerin karşısında içim içime sığmıyor. Allah'ım, seni seviyorum. Dedi ki şüphesiz ki tövbe edenleri ve temizlenenleri sever Allah. Birden dedim ki Rabbim, benim senden başka kimim var? Ve Allah Zümer 36'da dedi ki Allah kuluna kafi değil mi? Dedim ki sen ki beni bu kadar seviyorsun, bana karşı bu kadar merhametlisin, ben ne yapabilirim? Dedi ki Allah'ı çokça anın, ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı, çok merhametlidir. Sevgili seyircilerimiz, haber avcısı ekip olarak yıllardır hep sizlerin karşısına hırsızlıkları, yolsuzlukları, vatan hainlerini, çamur çetelerini ekranlara getirdim. Hep vatanın, milletin, doğmamış yetimin, tüy bitmemiş yetimin haklarını savundum. Şimdiye kadar ekranlara taşıdığım 407. programda yine dimdik ayakta bu memleketin milli ve manevi değerlerini savundum. Garibanların haklarını yiyenlerin, doğmamış yetimin, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin adeta başının belası oldum. 2015 yılında da Kanal 5 ekranlarında sizlerin karşısınıza geldim. Tabii yürekli bir televizyonculukla, yürekli bir televizyonla, yürekli bir gazeteci birleşince ortaya son derece önemli ve güzel konular çıktı. Hiç çekinmeden, yorulmadan, korkmadan adam gibi ekranlara getirdim. Tabii 2016 yılında da yine sizlerin ekranlarınıza son derece önemli ve ilginç konuları getirmeye devam edeceğim. Tabii ben 2016'nın ilk gününde değerli seyircilerimizden her zaman olduğu gibi yine bir şey istiyorum. Bize, yani ekibimize ve bu yayınları sizlere ulaştıran Kanal 5 çalışanlarına dualarınızı eksik etmeyin.
bizleri ayakta tutan şeyler dualardır. Analarımızın, babalarımızın duaları, sizlerin dualarınız bizi ayakta tutuyor. Dolayısıyla sadece sizden istediğimiz dualarınızı eksik etmeyin ve biz de burada adam gibi işler yapalım. Vatana, millete kim ihanet ediyorsa, kim doğmamış yetimin hakkını yiyorsa, kim deveyi hamutuyla götürüyorsa biz gelelim bunu ekranlardan kamuoyunun gündemine taşıyalım. Sorunları ayağa kaldıralım ve yetkililerin kulağına kar suyu kaçıralım ve onları göreve çağıralım. Ancak böylece huzurlu ve mutlu bir Türkiye yaratabiliriz. Eğer bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersek, hırsızı görür söylemezsek, çalanı görür söylemezsek, vatana iade edenin karşısına duramazsak bizden hiçbir halt olmaz. Yani biz ne yapmalıyız? Dik durmalıyız. Ayakta durmalıyız. Doğru bildiklerimizi her yerde söylemeliyiz. Vatan hainlerinin karşısında durmalıyız. Tıpkı dedelerimizin Çanakkale'de durduğu gibi. Tıpkı dedelerimizin Çanakkale'de durduğu gibi biz de bu vatan hainlerinin karşısında dik durmalıyız. Boynumuzu eğmemeliyiz. Doğru bildiğimizi her yerde söylemeliyiz. Ve bilmeliyiz ki bizi koruyan Allah var. Ancak o isterse olur. Ol derse olur. Olma derse olmaz. Dolayısıyla Haber Avcısı programı zor bir program. Çamur çeteleriyle uğraşmak, yanlışlıklarla uğraşmak, hırsızlıkları, yolsuzlukları yayınlamak kolay değil. Yürek ister. Hamdolsun o yürek bizde var. Ama unutmayın. Bakın biz korkmuyoruz. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan gerçekleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. İnanın zor iş. Yani evde oturup, ayak ayak üstüne atıp, kumandayı alıp, düğmeye basıp izlemek de olmuyor. Bu programı hazırlamak için inanın günlerce uğraşıyorum. Yeter ki diyorum şu ülkenin kaynaklarını çarçur eden, hortumlayan, vatanın, milletin, garibanın hakkını yiyen şerefsizleri, namussuzları, vatan hainlerini ortaya çıkartayım diye adeta çırpınıyorum. Herkes elini taşın altına koymalı. Herkes memleket için uğraşmalı. Herkes bu ülkeye hizmet etmeli. Eğer bu bayrağın gölgesinde yaşıyorsan, bu toprakların üzerinde yürüyorsan bir bedel olmalı. Herkes bu bedele hazır olmalı. Bunu niye söyledim? Yaptığım programlardan sonra yüzlerce tehdit alıyorum. Hiç umurumda değil. Bakın 36 yıllık gazeteciyim. 36 yıldır yüzlerce tehdit alıyorum. Bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Umurumda değil. Alnımıza ne yazıldıysa o olur. Rabbim ne yazdıysa kabulümdür. Hak yolunda, adaletli yolda giderken kör bir kurşun gelip beni vuracaksa ben o ölümü şerbetler içerim. Yürekli olacağız. Mert olacağız. Delikanlı olacağız. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin yanında yer alacağız. Şerefsizlerin, namussuzların karşısında olacağız. Terör belasının karşısında olacağız. Ona destek olan, ona yakın ve yanlışlık yapanların karşısında duracağız. Şerefsize şerefsiz, namerde namert, alçağa alçak diyebileceğiz. Yürekli olacağız. Ülkemize sahip çıkacağız. Hep birlikte. Birbirimizi kucaklayacağız. Herkes birbirine karşı hoşgörüyle davranacak. Saygıyla davranacak. Sevgiyle davranacak. Birbirini kucaklayacak. Kin ve nefret ortadan kalkacak. Akraba ilişkileri pekişecek. Kız kardeşler birbiriyle kavga etmeyecek. Oğlan kardeşler birbiriyle kavga etmeyecek. Ana evladıyla, evlat anasıyla, kız anasıyla, evlat babasıyla kavga etmeyecek. Barışacağız. Mutlu olacağız. Kavgayla, gürültüyle, şiddetle hiçbir yere varamayız. Mutlu olmanın formülü bu. Birbirimizi seveceğiz. Olduğu gibi seveceğiz. Yoksa hiçbir şeyi başaramayız. Sen onu beğenmiyorsun, o onu beğenmiyor. Siyasetçi onu beğenmiyor. Bilmem siyasi partinin başkanı bunu beğenmiyor, o bunu beğenmiyor. O cumhurbaşkanına laf atıyor, o başbakana laf atıyor. O çıkıyor, Kerim Akbaş'ı beğenmiyor. Saç uzun diyor, kolye takıyor diyor. Yırtık pantolon giyiyor diyor. Lan sana ne? Ya ben anlamadım gitti.
Ya bu insanlar niye birbirlerini böyle eleştirirler ya? Ya işine bak, işine, işine. Memleketine sahip çık. Çoluk çocuğun rızkını kazan. Helal yoldan. Öyle değil mi? Ya bırakın milleti eleştirmeyi, millete kulp takmayı kardeşim ya. Severseniz seversiniz, sevmezseniz sevmezsiniz. Sevene canım feda, sevmeyene elveda. Sevene başımın üzerinde yeri var, sevmeyen cehenneme kadar yolu var kardeşim. Herkese kendini sevdiremezsin ki ya. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Cehil diye bir adam var ki amcası Peygamberimizin mucizelerini görmesine rağmen Peygamberimize iman etmedi. Geberdi gitti. Şimdi Mekke'de o Ebu Cehil'in evini tuvalet olarak kullanıyorlar. He kardeşim, Peygamberimiz, iki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamber olduğu halde kendini sevdirememiş. Ben şimdi kimim ki ben millete kendimi sevdireceğim diye uğraşacağım. Seven sever, sevmeyen sevmez. Ben işimi yaparım kardeşim. Benim sorumluluklarım var. Yüce Rabbim bana bir kod yüklemiş, demiş ki senin işin gazetecilik kardeşim. Kulum, senin işin gazetecilik. Ben sana bu kodu yükledim. Seni dünyaya böyle gönderdim. Senin için nerede vatan haini var, nerede namussuz var, nerede şerefsiz var, nerede karımanın hakkını yiyen var, onu bunu tüy bitmemiş yetimin hakkını cebe indiren var, deve yağmı tüyle götürüyorum, onları yakala demiş. Bana bu kodu yüklemiş, ben bunu yapıyorum. Öyle değil mi? Manken de gidiyor, artistlik yapıyor. Futbolcu, futbolcu, herkesin bir kodu var. Herkesin bir görevi var ya. Bu benim görevim. Ben bunu yapıyorum. Layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Nereden nereye geldi? Kafam allak bullak oldu ya. O kadar kafam dağıldı ki. Allak bullak oldu kafam yani. Şuraya çıktığımda kafam allak bullak oluyor. 50 tane şey düşünüyorum. 50 tane not getiriyorlar. 50 tane bilgi gönderiyorlar. Yüzlerce mektup gönderiyorlar. E-mail gönderiyor. Okuyor, kafayı yiyeceğim bugün yani. Doğruları söyleyen adamı nedense bu ülkede tutmuyorlar. İlla yalak olacaksın, yalam olacaksın, el pençe duracaksın, eldivan, ağam paşam diyeceksin, eğileceksin. Öyle seviyorlar arkadaş ya. Böyle bizim gibi delikanlı, yürekli, doğru bildiğini her yerde söyleyen mert adamları sevmiyorlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları çıkartan adamları sevmiyorlar kardeşim. Oradan ne mal alan, oradan çıkılan adamları seviyorlar. Bir de çamur atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya gidin Allah aşkına. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz hayatınızda da gazeteci görmemişsiniz ya. Beni o diğer gazetecilerle falan karıştırmayın. Ben işimi yaparım. Şunun için yaparım. Allah için, kitap için, vatan için, bayrak için yaparım. Bu ülke için yaparım. Bu ülkeye ne verebilirsem, ne hizmet edebilirsem bana o kar kardeşim. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Aha geldi, geldi yaşına. 50 yaşına. Hadi diyelim ki 50 yaşına geldik. Lan Kerim Akbaş 50 yıl daha yaşayacağım diyelim. Farz edelim 50 yıl daha yaşayacağım. 50 yılın yarısı ne? 25. Gece uyudum gitti. Değil mi? 25 kaldı. 25'in yarısı ne? 12,5 yıl. Onda da 8 saat çalıştım. Kaldım 12,5 yıl. 12,5'in yarısı kaç? 6. 6'da yemek yedin, sinemaya gittin, televizyon izledin, ondan sonra gezdin dolaştın, kaldı 6 yıl. 6 yıl yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur? Bu dünyaya kazık mı çakacağız? Allah için, vatan için ne yaparsan, millet için ne yaparsan o kar. Neticede kefenin cebi de yok. Rabbim bize helal rızık veriyor mu? Akşam evimize gittiğimizde bir çorbamız var mı? Onu zevkle içebiliyor muyuz? Yastığa başımızı koyduğunda uyuyor muyuz? Ha? Bir çorba getirdiğinde eşimiz, hanım çorba getirdiğinde şükredebiliyor muyuz? Bu kadar basit ya yaşamak. La dünyayı size verseler ne yapacaksınız? Çalanlara, çırpanlara söylüyorum ya. Ya da şey olan, mal mülk hırsı olanlara. Kimler gelmiş, kimler gitmiş, siz hala neyle uğraşıyorsunuz? Yani ben nereye geldik, ben imam gibi konuştum. Ya... Sevgili seyircilerimiz, tabii ben nasihat edecek yaşta değilim, nasihat etmiyorum. Sadece bilgilerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla da 2016'nın ilk gününde de böylece bir mesaj vereyim. Bizi ekranlarda görüp de tanımayan insanlar da bilsin. Biz inançlı ve düzgün insanlar olmaya çalışıyoruz. Gayretliyiz, çalışkanız, dürüstüz, namusluyuz.
Allah'ımızı, kitabımızı biliriz. Bizim için kutsal değerlere hiç kimse dokunamaz. Biz yaşarsak, nefes alırsak, bu ülke için nefes alırız. Bayrak için nefes alırız. Bizi bunlardan kimse kopartamaz. Doğru bildiğimizde her zaman bu ekranlardan söylemekten kaçınmayız. Efendim, 2016 yılı inşallah ailenizle, çoluk çocuğunuzla, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu geçer. Ama ben biraz nasihat gibi olacak ama şunu söylemekten ifade geçemeyeceğim. Lütfen eşlerinize hürmetle ve saygıyla yaklaşın. Çocuklarınızı sevin, okşayın, koklayın, kokusunu hissedin. Onlara sarılın ve onlarla mutlu olmanın hazzını yaşayın. Dünyadaki en mutluluk, en güzel mutluluk, mutlu olduğun andır. Yani mutlu olması, mutlu olmak sadece sizin elinizde. Mutlu olmak da elinizde, mutlu olmamak da. Onun için sevdiklerinize sarılın 2016 yılında. Onlara daha çok zaman ayırın ve onlardan hiçbir şey esirgemeyin. Onlara sizin varlığınızı hissettirin. Mutlu olun, mutlu kalın ve Haber Avcısı'ndan bu akşamlık bu kadar. Haftaya ben Haber Avcısı ekibi genel yönetmen olarak saat 21.30'da Kanal 5 ekranlarında olacağım. Sizleri de beklerim. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Ailenize iyi bakın. Memleketinize sahip çıkın. Ve Allah'a, yalnızca ve yalnızca Allah'a emanet olun.